Herkese merhabalar. İtalya'dan, Milano'dan sesleniyorum. Fenerbahçe Beko'yu desteklemek için buradayım. EuroLeague temsilcimiz Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek önemli bir maç. Ama öncesinde spor seyahati demek sadece gelip de spor etkinliğini izlemek demek değil. Aynı zamanda o etkinliğin gerçekleştiği şehri, ülkeyi de tanımak demek aslında biraz da. Şimdi öncesinde sizinle biraz Milano'yu gezelim istiyorum. Sonrasında da maç heyecanını sizlere aktarıyor olacağım. Şimdi ilk olarak gelin Milano sokaklarını dolaşalım. Milano Katedrali, İtalya'nın en büyük katedrali, Avrupa'nın da en büyük dördüncü katedrali. Yapımı 1300'lü yıllarda başlayıp neredeyse yaklaşık 500 yıl kadar sürdü. Üzerinde 2300 tane heykel ve heykelcik var. Milano, İtalya'nın diğer şehirlerine kıyasla kültür turizm açısından daha fakir olsa da eğlence ve alışveriş imkanları açısından da dünyanın en popüler şehirlerinden biri. Galleria Vittoria Emanuele 2. Burası lüks mağazaların olduğu yer. Terzilerle ünlenen ve günümüzde dünya ünlü markaların doğuş noktası olan Milano, modaya gönül verenlerin her zaman gezip görmek istediği yerler arasında malum. Bu sebeple dev markaların olduğu bu noktayı da gelirseniz gezmeyi ihmal etmeyin. Ayağınıza basıp 3 kere dönerseniz dileklerinizin gerçek olduğu düşünülüyor. Mediamonum forumdayız. EuroLeague'in 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko Olimpia Milano'ya konuk olacak. Bu hafta Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano'yu 80-51 yendi. Lacivert Beyazlar bu sezonki 4. galibiyetini elde etti. Şimdi sırada Fenerbahçe Beko var. Bu sezon efsane en iyi dönemlerinden birini yaşıyor Fenerbahçe. Bu sezon Dimitris Itidis ile 15 resmi maçta 14 galibiyet alarak müthiş bir performansa da imza atıldı. Hem Süper Lig'de hem EuroLeague'de de liderler. Şimdi gelin tribün coşkusuna geçelim ve maç heyecanı başlasın. We'll be right back.
kazandı. Fenerbahçe Beko sahadan galip ayrılıyor. İlk dakikalar aslında istediği gibi başlayamadı Fenerbahçe. Geriden geldiği maçı toparlamasını bildi. 72-82 sonuçlanan maçta Olimpia Milano'yu yenerek buradan ayrılıyor. Final Four'da emin adımlarla ilerliyor Fenerbahçe Beko. Daha önünde pek çok önemli maç var. Bunların birçoğunu yine olay yerinden, bölgeden ben sizlere aktarmayı sürdürüyor olacağım. Şimdilik Milano seyahatimizi burada noktalıyoruz.